Herkese merhaba. Akto'nun tasarım buluşmalarının bu serisinde konuğumuz Özer Ürger Arkitek ortakları. Herkese merhaba diyorum. Çok güzel bir katılımımız var yine. Konu da çok özenli, çok güncel bir şekilde seçilmiş. Çok mutlu olduk bu açıdan. Ben açılış konuşmasını yapmak için Sayın Erdoğan Bey'e bırakıyorum sözü. Buyurun Erdoğan Bey. Evet, herkese hoş geldiniz diyorum. Neyse, güzel bir Mayıs günü geçtiyse bu kadar koronalı günlerde içimizin açılacağı bir gün. Sabahleyin Ali Bey ve Mucit Bey ile biraz sohbet etme fırsatı buldum. Ve hem okuldaş olmanın vermiş olduğu heyecanla diyeyim. Tabii ben biraz da onlardan yaşlıyım. Çok keyif aldım. Umarım sizler de alırsınız. Biz bildiğiniz gibi ekmeğimizi taştan çıkaran bir firmayız. İşimiz bu. Bunlarla uğraşıyoruz. Ama bir takım şeyleri farklı yapmaya çalışıyoruz. Deminki videolarda belki gördüğünüz gibi daha hafif, daha dayanıklı, farklı kullanım alanları açan doğal taş ürünleri de çıkardık. Hep eskiden beri de bu inovasyona, Ar-Ge'ye falan önem veriyorduk. Şimdi tabii yeni bu gelişmeler koronadan dolayı iş yapış modelleri, biçimleri de değişmeye başladı. Biz dijital olarak altyapımız buna hazırdı. Dolayısıyla çabuk adapte olabildiğimizi gördük. Yani bakıyoruz hep her gün ofise giderken 5-6 haftadır evden idare ediyoruz. Ofise hiç gitmeden bir takım şeylerin de olabildiğini gördük. Şimdi bu herhalde mimarlıkta da böyle. Mimarlar da biraz daha önümüzü açan bir meslek dalı. Şimdi onların görüşlerini almak beni heyecanlandırıyor gerçekten. Umarım keyifli bir sohbet olur. Ben sözü Ali Bey ve Mucit Bey'e bırakıyorum. İyi izlemeler, iyi seyirler diliyorum. Teşekkürler öncelikle Erdoğan Bey. Çok sağ olun bize böyle bir konuşma biraz da mimar üzerine düşünme fırsatı verdiğiniz için. Ben de teşekkür ederim size. Yani evet, bir yandan da okuldan da abimiz olduğunu öğrenmek tabii Erdoğan Bey'in bizi daha da motive etti bu konuşmaya. Umarım iyi geçer herkes için. Akto'ya ve Erdoğan Bey'e gerçekten teşekkür ederiz. Çünkü aslında böyle zaman algısının hepimiz için biraz daha değiştiği, zamanın epey yavaşladığı bu günlerde ben de biraz böyle mimarlık ve toplumsal krizler konusunda düşünürken aslında bu webinar biraz daha böyle hem motivasyon oldu hem de biraz daha strüktüre bir şekilde düşünmemizi sağladı bu konuyu tartışmak. Tabii biz aslında normalde hep arkamızda proje imajları eşliğinde bir şeyler yapmaya alışkınız ve bunu yüz yüze yapmaya alışkınız. Hele bir de böyle pandemi krizinde bir sunum yapmak gibi bir şey daha önce hiç yaptığımız bir şey değildi. Ama neyse ki 2-3 haftadır biraz daha bu kasvet dağıldı. Biraz daha başka şeylere odaklanabilir hale geldik. Biz de Ali ile bu bağlamda biraz ne yapalım, ne konuşalım diye önden biraz konuşmaya başladığımızda bu gündemin için dışında kalmanın biraz zor olduğunu fark ettik. Ama bir yandan da tabii merkezin mimarlık olması gerekiyordu. Dolayısıyla biz biraz böyle yeni popüler kavram, yeni normal üzerinden konuşmak istedik. Yani yeni normal, eski normal, mimarlık ne işe yarar olarak belirledik başlığımızı. Bunun temel motivasyonu aslında mimarlığın tam bu eski normal, yeni normal tartışmaların ara kesitinde işe yaradığı düşüncesiydi. Yani toplumsal krizler kaçınılmaz olarak mimarlığı etkiliyor ve toplumun yenilenen talepleri mimarlar tarafından karşılanmaya çalışılıyor. Yani güncel medyadan takip ediyorsunuzdur. İşte bir sürü kentin belediye başkanı, görevlileri mimarlardan bir cevaplar bekliyor bu sıralar. İşte Milano, işte kent konseyi bir katalog hazırlayıp bunu kullanıcılara, mimarlar tarafından hazırlanan bu kataloğu kullanıcılara sunmaya çalışıyor vesaire. Dolayısıyla biz bugün biraz bu bağlamda tartışarak toplumsal krizleri, mimarlık toplum ilişkisini ve mimarın biraz toplumdaki rolünü konuşalım. Sonra biraz güncele bağlanalım istedik. Ali belki bir girişte sen yapmak istersin. Tabii, memnun olurum. Şöyle ki tam da burada hani yeni normal ne onu anlamamız gerekiyor sanırım, değil mi? Yani biz mimarlığımızı yani son belki
ileride de daha da derinleştireceğiz bu tartışmayı konuşmanın devam eden taraflarında ama son 20-30 senede hep mimarlar daha böyle bir problem definition'ı önce anlayarak problem nedir? Bu da şimdi burada problemimiz herhalde yeni normalin kendisi. Bu da senle birkaç gün önce konuşmamızda sen kelimenin etimolojisine baktığını söylemiştin. O çok ilginç yani gerçekten kelimeye baktığımızda Fransızca normal, kurala uygun, kurallı kelimesinden geliyor. Bu da kökeni Latince'de gönye kelimesine dayanıyor. Yani normal kelimesi aslında bir mimari bilgi alanından gelen bir kavram olması çok ilginç. Bizim de seninle konuştuklarım çok ilginç çekmişti. O da işte Latince'de gönyeli, normalis diye yazılıyor. Çok ilginç. Yani gönye herhalde normal ile gönyenin ilişkisi herhalde doğrultunun üzerinde oldukça yani aynı doğrultuda kaldıkça normal olmaya devam ediyorsun. Ne zaman açı değişiyor, norm dışına çıkıyorsun. Bu bağlamda yeni normal herhalde gönyenin diğer açısı o anlamına geliyor. Bu da çok ilginç. Hani bizim mimarlık eğitimimizde de hani paralel ki gönyeni çevirirsin, açısıyla oynarsın. Gönyenin açılı gönyeler var. Ya da paralel kenarını masana çapraz bağlarsın. Sonra da UCS'i tam da biz o jenerasyonuz. Otekete geçirilen eğitimsiniz. Otekete geçen jenerasyon. Her ikisini de gördük. UCS'ini değiştirsin. Burada çok ilginç yani normatif kelimesi var tabii. O da düzgüsel kalıplar içinde olan anlamına geliyor. Paralel kenarda ya da bizim kullandığımız, mimarlık kullandığımız arayüzle, senin kullandığın kağıt da olabilir. Tam da bu kalıbın içerisi aslında. Evet, dünyayı yeniden kuruyorsun aslında bir anlamda. Evet evet yani sıfırdan, from scratch'ten her zaman yaptığımız gibi mimarlıkla bu yeni normale başlayabiliriz gibi geliyor. Burada işte ben de sana o zaman sorumuzu soruyorum. Yani bu normali daha konuşuruz herhalde ama mimarlık bu normalde ya da eski normalde, yeni normalde ne işe yarar? Ne düşünüyorsun? Ya aslında biraz tabii toplumsal, toplum mimarlık ilişkisine bakmak lazım. Toplum sürekli bir sonuçta güncel yapısına uygun bir mimarlık arayışı içinde doğal olarak. Mimar da bu sürecin en önde gelen ve en aktif aktörlerinden bir tanesi ve temel rolü de toplumun sosyal, politik, ekonomik isteklerini okumak ve buna uygun bir fiziksel çevre üretmek. Kenti yeniden şekillendirmek. Dolayısıyla her kırılma mimarlıkta da etki yaratıyor. Bu noktada biraz daha geniş belki çerçeveden bakılabilir. Yani sadece pandemiler değil, büyük kırılmalar, toplumsal kırılmalar, sanayi devrimi, savaş sonrası dönem, aydınlanma dönemi, postmodern dönem gibi anlarda yaşanan kırılmalar mimariyi de etkiliyor tabii. Ve bu anlar tam da mimarlığın aslında bu entelektüel etkisini, düşünce ve bilgi küresini genişlettiği zamanlar oluyor. Ama tabii her zaman bu kriz anlarında, bu krizi de düşünebiliriz, eski krizleri de düşünebiliriz. Toplum ve mimarlık arasındaki ilişki, işte toplumun bir ihtiyacı oldu, mimarlara baktı, soru sordu, mimarlar da harika bir cevap verdi ve sonsuza kadar mutlu oldular gibi ilerlemiyor. Yani büyük hayal kırıklıklarının ve krizlerin olduğu ilişkiler de kuruluyor. Yani örnekse İkinci Dünya Savaşı'ndan sonraki toplumsal krize ve masif üretim baskısı altında mimarların ürettikleri çevreye baktığımızda monoton çevreleri ve toplumun buna duyduğu bir hayal kırıklığını görüyoruz. Ve mimarların biraz daha kabuğuna çekilmesine ve bir entelektüel uğraş olarak mimarlığın kendi pratiğinden yavaş yavaş kopmaya başladığını görüyoruz. Yani işte mimarlık camiasında ve mimarlıkla az buçuk ilişkili olan herkesin bildiği bu omnipotens, impotens tartışması. Yani mimarlık toplumsal yapıyı değiştirme gücüne sahip midir, değil midir tartışması. Ve mimarlığın büyük eleştirilere maruz kaldığı bir dönem. Ama yani artık günümüzde bu tartışma biraz kapanmış gibi. Yani mimarlığın tek başına büyük bir dönüştürücü olmadığını biliyoruz. Ve 50 yılda bir mevzi kaybının yaşandığını görüyoruz. Fakat ben yine de bu tip krizlerin, yani mimarlığın yine de hala hayatımıza dair fark yaratabileceğini düşünüyorum. Ve bu tip krizlerin, bu COVID-19 veya yeni başka bir kriz olabilir yakın gelecekteki, mimarlığın innovatif yönleriyle daha iyi sonuçlar veren cevaplarıyla biraz daha mevzi kazanabileceğini düşünüyorum, ümit ediyorum. Dolayısıyla aslında burada iki soru üzerine yoğunlaşalım diye konuşmuştuk Ali ile de zaten. Biraz oradan devam etmek istiyorum. Bir tanesi, ilk soru, COVID-19 pandemisi gerçekten toplumsal bir kriz mi? Toplumsal bir kriz yaratacak mı? Büyük dönüşümler beklemeli miyiz?
Biraz bunu konuşmak gerekiyor. İkincisi de bence daha mimarlıklı olduğu için benim için daha heyecanlı bir konu. Güncel mimarlık söyleminin, bugünkü mimarlık söyleminin herhangi bir krize, COVID-19 veya başka bir krize, geçmişte gösterdiği tepkilerden daha hızlı, daha iyi, daha doğru ve toplumda daha iç içe bir tepki verme potansiyeli var mı? Bu potansiyelin var olup olmadığını aslında biraz konuşmak lazım. Yani ilk sorudan başlarsak, pandemiye yani COVID-19 toplumsal bir kriz mi yaratacak, her şeyi baştan aşağı değiştirecek mi? Yoksa sadece belli başlı mimari ve kentsel standartları mı değiştirecek sorusuna biraz dönersek. Biraz eski pandemilere baktım ben de hani bu süreçte nasıl oluyor diye, nasıl olmuş diye. Tabii ki yani bütün pandemiler kentlerin başına bir bela olmuşlar ama kentsel gelişme, mimarlık gelişmesini de epey hızlandırmışlar. İşte müthiş dalga dalga gelen Avrupa nüfusunun 1/3'ünü silen vebayı düşündüğümüzde Rönesans'ın radikal kentleşmesine ilham verdiğini görüyoruz. İlk karantina yapılarının işte oluşmaya başladığını, sıkışıklığın azaltıldığını falan görmeye başlıyoruz. Benzer şekilde 18. yüzyıl sarılması, 19. yüzyıl kolera, çiçek hastalıklarının işte geniş bulvarların açılmasına, şehir çapındaki kanalizasyon sistemlerinin kurulmaya başlamasına veya iç mekanda sıhhi tesisat gelmesine yardımcı olduğunu görüyoruz. Daha yakın dönem bu aralar çok popüler İspanyol gribinin işte kentsel planlamayı biraz daha merkeze çektiğini, gece konu temizliğine doğru belediyeleri zorladığını görüyoruz ve işte cam, çelik yüzeylerin daha çok kullanılmaya başladığı, daha steril malzemelere yönlendirdiğini görüyoruz. Yani işte bu dönemde meşhur senataryumun o işte hijyenik yapısının, mimarlığın estetik yönüne bir ilham kaynağı olduğu tartışmaların hep bu dönemde olduğunu görüyoruz. Ama tabii bütün bunlar için yani COVID-19 pandemisinin bütün bunlara yol açıp açmayacağını konuşmak için biraz erken. Çünkü sağlık salgınları sadece sağlık salgınları olarak düşünmemek gerekir. Mesela İspanyol gribinin nazizme ve yabancı düşmanlığına yükselmesine sebep olduğuna dair okuduğumuz, yani benim okuduğum bir makale var. Sizlerin de okudukları başka makaleler vardır. Dolayısıyla belki de bu pandemi çok daha başka bir yere evrilecek gibi duruyor. Şimdi burada tabii ben güncel gündemi takip ettiğimde bu pandemi mimarlık ilişkisine gördüğüm kadarıyla daha böyle yüzeysel ve malzemeye dayalı mimarın kendi motivasyonlarına dair değil de daha yüzeysel tartışmaların öne çıktığını görüyorum. İşte mesela sesle çalışan asansörlere mi geçiyoruz? İşte cep telefonuyla otel çekini mi yapacağız? Seyrekleştirecek mi açık ofisler? Açık ofislerin nasıl çalışma düzeni olacak? İşte kaldırımlar kaç metre genişler? Antibakteriyel malzemeler piyasayı domine mi eder bundan sonra gibi konuları tartışıyoruz. Bunlar tabii ekonomik olarak tartışılması gereken, standart olarak tartışılması gereken konular ama bence daha köklü dönüşümlere yol açacaksa COVID-19 veya bundan sonraki pandemiler daha mimarlığın motivasyonlarını oluşturan, tasarlama dürtülerini oluşturan konularda oluşabilir. Yani mesela bir kamusal alan kavramı. Uzun süredir, işte bir süredir daha doğrusu kamusal alanın dematerialization, yani böyle buharlaştığı üzerine bir tartışma. Bunun sosyal medyaya kaydı kamusal alanı üzerine bir tartışma var. Şimdi yeni durumda sosyal mesafe kuralıyla uygunlaştırmamız gerekecek bir kamusal alan problemi var. Bu kamusal alan problemini mutlaka tekrar düşündüğümüz ve daha derinden etkileyecek bizi bir konu olarak görüyorum. Ya da işte bizim de facto kabul ettiğimiz bazı şeyler, işte kent ve yakın çevreyle iletişim kuran yapılar. Yani belki de artık bu olmayacak. Ya da işte yapıları tasarlarken merdivenlerde, koridorlarda insanları karşılaştırmaya çalışıp sosyalleştirmeye çalışıyoruz. Birçok yapımızda bizler ve bir sürü mimar. Bunu tekrar sorgulamak gerekebilir. Ya da işte ne bileyim, toplu ulaşım bizim çok önem verdiğimiz bir şey. Yeni toplu ulaşım biçimi ne olacak? Arabaya dönüşten sonra toplu ulaşımı ikna etme konusunda biz daha da mı zorlanacağız idarelere? Ya da işte hepimizin ittifak ettiği o harika eski old town'lar, eski yerler, sıkışıklar, sokaklar, dükkanlar, yüksek dozlu ticaretin olduğu yerler artık olmayacak mı? Yani daha spektaküler bir yerden mesela Haussmann dönüşümleri gibi orayı yıkacak mıyız? Bunlar daha mimarlığı ve kentsel planlamayı derinden etkileyecek sorular. Biraz bunlara yoğunlaşmak gerekiyor gibi duruyor. Bilmiyorum Ali, buraya bir şey ekler misin? Tabii yani katılıyorum. Yani burada bir yani o ilk başta sorduğun soruya dönersem, yani oradan alıp gelmek isterim. Mimarinin büyük bir dönüştürme gücü var mı? Tabii çok tartışılmış bir soru. Ben de birçok kişi gibi olduğunu düşünmüyorum ama
etkisinin arttı. Yani toplumsal yaşamda buna tabii mimarinin yanına sanatı da ekleyebilirim. Sanat ve mimarlığın, yani mimarın ve sanatçının daha büyük bir oyuncu olduğu anlar tabii ki bu bahsettiğin anlar. İşte sanayi devrimi, savaş sonrası dönem. Her ikisinde de farklı durumlar var. Dolayısıyla da mimarlığın verdiği farklı cevaplar var. Mesela sanayi devrimiyle ortaya çıkan yeni bir yaşam biçimi, kentli bir nüfus ve onların ihtiyacı olan bir yığın yeni tipolojilerin ortaya çıkması. Savaş sonrasında ise acil ihtiyaçlar var. Dolayısıyla ilkine sanayi devrimine dönerse yeni bir yaşam biçimi oluşurken çok başarılı tabii mimarlığın buna cevabı. Çünkü her şey bir progres üzerinden, iyileşme üzerinden yer aldığı için buradaki toplumdaki, beşeriyetteki, medeniyetteki başarı mimarinin de başarısı olarak ortaya çıkıyor. Ama savaş sonrasında sanki aynı başarı yok. Sebebi işte söylediğim gibi yani bu sanayi devriminin toplumsal ve fiziki çevrede bambaşka yeni koşullar oluşturması. Girdiler değişiyor. Mimarlığa kenti oluşturan girdilerin yani bağlamın değişmesi. Dolayısıyla evet. Bu büyük M ile modernizm mimarlığını başarılı gösteren bence oradaki aslında toplumsal başarı. Dünya değiştiği için diye doğru haliyle mimarlık da daha başarılı görünüyor. Çünkü bunlara hızla cevap vermesi gerekiyor ve veriyor. Ama postwar dönemde bu değişim yok tabii ki. Yani orada tam tersine hızla büyük bir eksikliği tamamlamak için ucuz imalat ihtiyacı var ve o da herkesin daha böyle özelleşmiş alanlarına, mekanlarına sahip mahallelerinden kopup yıkılmış bir yüzey üzerine hızla oluşturulan büyük yapı stoklarının içine sıkışması gibi hoş bir şey değil haliyle. Orada da tabii yani mimarlık yani nasıl toplumsal durum burada bir fail ettiyse mimarlık da bir hata vermiş gibi oluyor. Yani şunu demek istiyorum aslında. Yani mimarlığın dönüştürme gücünden ziyade her seferinde ya tam ya da ancak cevap verebiliyor bu duruma mimarlık. Çok da fazlasını beklememek lazım. Sonrasında işte postmodernitenin bu mimarlığın failleriyle ortaya çıkan postmodernitenin mimarlığı bir sallamasından bahsedebiliriz. Belki 90'ların ortasına, belki sonuna kadar devam edilebilir. Sonrasında da içinde bulunduğumuz çağdaş dönem yani mimarlık için bundan bahsedebiliriz. Şimdi de COVID-19 geliyor. Tabii biz burada COVID diğer soruna geçersem COVID-19'un toplumsal bir kriz yaratıp yaratmayacağı üzerinde. Aslında o soruya geçmeden bir ekleme yapmak isterim senin tespitine. Çünkü çok doğru bir tespit. Yani aslında başka belki ifadelerle tekrar etmiş olacağım ama evet yani toplumla kurduğu ilişki aslında mimarlığın aslında bu kriz üzerine nasıl sörf yaptığıyla da ilgili. Yani koşullar iyi değilse sörf kötü oluyor. Koşullar iyiyse daha iyi sörf yapabiliyor. Yani işte 19. yüzyılın sonu işte 20. yüzyılın başındaki her şeyin daha iyi olacağına dair olan inançla pozitif bilimlere ve mimarlık gibi bilimlere bakış açısıyla toplumun savaş sonrası dönemde oluşan o depresif ve insana hiçbir şekilde inanç duymayan toplumsal yapının bilime hele atom bombası gibi bir şey atılmışken duruş farklı. Dolayısıyla tabii yani bu kritik mimarlığa çok sert bir şekilde gelmiş durumda. Katılıyorum, güzel tespit olduğu için yani tekrar cümleleri kurmuş oldum. Bu pandemi üzerinden okuman da ilginç oldu. Tabii yani sanayi devrimi, yani bu mimarlığın ve sanatın 20. yüzyılda yaptığı modernist sanatın büyük atak, tabii sanayi devrimi bir anda 20. yüzyılın başında olmadı. Bütün 19 yıl boyunca ola gelmişti yani. Ve bu pandemiler de bahsettiğin pandemiler de aslında şimdi ben fark ediyorum bir pandeminin içinde olunca. Daha önce bunun okuması tabii yapılmıştı eminim. Görünsenler tarafından. Demek ki kenti hazırlamış yani. Bu Haussmann'ın hazırlığını hep ölçeğin değişmesi, yeni endüstri devrimiyle gelen yeni araçların, yeni tool'ların işte taşıt, araba. Onunla ilgili ya da yangınla erişmekle ilgili hep okumuşuzdur. Ama bunun altında pandeminin de yattığını ben şimdi belki de unutmuşum. Yeniden hatırlıyorum. Pandemi temizlemiş aslında ve sanayi devriminin biriktirdiği, kentlere çağırdığı insanların gelmesini kolaylaştırmış yani. Çok hani doğru. Ekonomik olarak bu
İspanyol gribi için ekonomik olarak işte toplumu rahatlattı, işte ücretleri falan yükseltiyor ya, ekonomik anlamda bir zenginlik getirmesi gibi, ama bu başka bir hayra da sebep olmuş gibi görünüyor. Kentin yapılanmasını sağlamış. Yani siz köyünüzde o kadar güzel peyzaj içinde daha iyi bir konfor yoksa kalkıp gelmezsiniz. Yani karnını doyuramadığın, farklı çeşitli besinlere ulaşamadığın, elektriğe ve temizliğe yeterince sağlayamadığın bir köyü bırakıp bunları sağlamış, bu altyapıyı oturtmuş bir kente gelmek yüzyılın başında tabii ki akıllıca bir gerekçe. Tabii Türkiye bu modernleşmeyi 20. yüzyıl boyunca yaşadı. Biz geç yaşadık. Özellikle 2. Dünya Savaşı sonrası neredeyse yaşadık, ama her ülke bunu yıllara, kendi şeyine göre, medeniyet durumuna göre rötarlı da olsa yaşadı. Dolayısıyla bunun pandemiyle ilgili olabileceğini hiç düşünmemiştim. Demek ki o zaman bizim sorumuz mantıklı hale geliyor, ikinci sorumuz. Yani pandemi bazı potansiyelleri de ortaya çıkarabilir. Yani zaten daha provokatif, ikinci kısmın daha provokatif olduğu kesin. Yani sonuçta çok daha iyimser bir yerden de bakmaya açık bir şey. Yani bu COVID-19 veya yakın gelecekteki başka bir krize göre mimarlık, kentsel tasarım eskiye göre daha farklı tepkiler ve topluma daha iç içe tepkiler verebilir mi sorusu. Ben açıkçası daha provokatif olmayı göze alacağım ve diyeceğim ki hani iyi, bence daha iyi bir noktadayız ve daha iyi sonuçlar olacağını iddia edebilirim kendi durduğum pozisyondan. Yani çünkü 80'li ve 90'lı yıllarda modern mimarlığın dönüştürücü gücünün olmadığı eleştirisi ve sonuçlarına baktığımız zaman bugün de aslında mimarlığın iklim değişikliği, kentleşme, sosyal eşitsizlik gibi kriz alanlarının çözümünde en önemli aktör olacağına inanan da pek kimse kalmadı. Ama yine de mimarlık toplumla daha etkili bir iletişim kurarak yaşama daha derinden dahil olabilir. Toplumu yönlendirmese de toplumsal değişimin güçlü bir parçası olabilir ve ne bileyim, insanların daha mutlu olacağı çevreler oluşturabilir. Ben aslında bu okumayı, yani bu iyimser ve provokatif bakış açısını iki temel dayanağa yaslıyorum arkasına. Bunlardan bir tanesi mimarlığın iletişim araçlarındaki gelişmeler sayesinde toplumsal dinamizme karşı geliştirdiği adaptasyon becerisi. Yani son 30 yılda toplum çok daha dinamik bir halde ve bu dinamizm artık okunabilir, monitör edilebilir bir halde ve mimarlık da bununla beraber bu yeni durumlara adaptasyon becerisini geliştirdiğini düşünüyorum. İkincisi de mimarlığın çok daha toplumsallaştığını düşünüyorum. Şimdi birinci tespite dönersek, yani adaptasyon becerisinin arttığı konusuna dönersek, bu işte internet ve sosyal medyanın karşılıklı beslemesine dayandırabiliriz mimarlık ve toplumu. Birbirini beslemesine dayandırabiliriz. Ya bunu birkaç örnekle açıklamak isterim. Yani işte yine savaş sonrası döneme baktığımızdaki müthiş finansman ve malzeme kıtlığı içerisinde bir mimarın bir fikrini bir proje olarak sunması ve bunu toplumsallaştırması neredeyse imkansız. Yani bunu ulaştırması topluma mümkün, bu araçlara sahip değil. Ancak bir yapı yapabilir ve bu yapıda inşa edilmesi zaten 4-5 yıl, belki 7-8 yıl alacak ve dolayısıyla bu 7-8 yıllık süreç içerisinde belki toplum zaten bambaşka bir yerde olacak. Dolayısıyla bir geri beslemeden söz etmek çok zor bu dönemde. Ancak bence mimarlık bugünlerde daha kolay, yani bence değil, açık bir şekilde mimarlık çok daha kolay topluma ulaşabiliyor ve topluma iletişim kurabiliyor. Yani burada yani bir sürü örnek verebilirim ama benim aklıma ilk gelen örnek Notre Dame'dı. Yangın olduğunda daha yangının ısısı soğumadan, daha ne kurtardık ne kurtaramadık belli değilken onlarca mimari öneri, bir kısmı da epeyce provokatif olan onlarca öneri geldi ve Notre Dame yangınını büyük ölçüde mimarlık ve bundan sonrası ne olacağının mimari önerileri üzerinden konuşmaya başladık ve bence bu tarihin hiçbir döneminde bu kadar direkt bir şekilde olmamıştı. Yani bunu ben olumlu ya da olumsuz olarak söylemiyorum. Yani bunu konuşabiliriz daha derinlemesine, ama bunu bir gerçeklik olarak dikkat etmemiz gerektiğini söylüyorum. Ya da işte mesela Google ve Facebook binalarının
neredeyse tasarımcıların her yaptığını görerek ilerledik. Yani ne yaptılarsa takip edebildik. Dolayısıyla bu geri beslemenin fazla olmasından dolayı mimarlığın biraz daha kendi öznesi olan kullanıcılara döndüğünü düşünüyorum son yıllarda. Yani daha toplum ve bireysel deneyime dayalı mekan deneylerinin peşine düştüğünü düşünüyorum. Çünkü çok daha hızlı bir iletişim söz konusu ve işte profillere, isteklere, toplumun sal sorumluluklara daha çok arkasını yaslamaya ve bunlara daha kolay adapte olan bir mimarlığa doğru ilerlediğimizi düşünüyorum. Yani eskiden şöyle bir tartışma vardı. İşte insanlar kendilerine ait hissetmiyorlar işte mimarları yaptığı yerlere. İşte klasik örnekler var. İşte o zaman işte Yunan kolonu koyalım. Ne alakaysa hani insanlar kendilerini daha işte ait hissetsinler ya da işte 200 yıl önce tipolojilerini getirelim gibi bir toplum mimarlık uzlaştırma çabaları vardı. Belki bu durum bizi biraz bu yapıştırma imajlardan çekip biraz mekan deneyimi üzerinden tartıştığımız ve toplum ve mimarlığa yaklaştığı bir yere gidebilir gibi böyle bir spekülatif bir şey atayım sana. Katılıyorum yani. Katılmak yetti. Birkaç şairim olacak. Onlara gelmek isterim. Önce birinci soruna cevap vermek istiyorum. Covid-19 pandemisinin gerçekten toplumsal bir kriz yaratıp yaratamayacağı. Tabii yani bu bir, yani sonuçta biz biraz burada spekülasyon da ediyoruz. Hani yaratırsa ne olur burada? O değil de başka bir pandemi yaratırsa ne olur? Yani ben tabii biliyorsun ben her zaman çok iyimser olmuşumdur. Yani ikinci, üçüncü dalganın ya da devamının bu kadar sert olup geçeceğini düşünmüyorum. Ama bu yaşadığımızın bile bu geçici olduğunun kabulü üzerinden pandeminin yaşadığımızın bile birçok normale döndüğümüzde yeni normalde farklı bir dünyaya varacağımız konusunda çoğu kişi en fikir hani politik ekonomik sonuçları işte globalizmin nerede durduğu işte Amerika'nın Boris Johnson'ın düştüğü durum. Yani çok ilginç şeyler yaşadık yani Avrupa Birliği'nin İtalya'ya yardım etmemesi ya da kendi mahallemizde her ölçekte kent bağlamında sosyal çevremiz bağlamında işte bir anda evlere kapandık, ofis, ev, mahalle, eş dosttan ayrılmıştık falan. Dolayısıyla ben tam da yani burada girdilerin fiziki ve sosyal çevre değişirse yani toplumsal yapı değişirse, topluma bireylerin davranış biçimleri değişirse işte o zaman yukarı ya biraz önce saydığımız o değişiklikler kalıcı başka değişikliklere sebep olabilir gibi düşünüyorum. Yani bunu geçicide bile kalsa pandemi bu geçici yaşattığı bize şok başka kalıcı değişiklikler yapabilir hayatı yaşamamızda. Tabii bunu öngörmek çok zor. Yani bu önümüzdeki 10 senede 2-3 kez olabilir böyle pandemi. İşte daha önce olmadı mı? İşte Ebola olmuş, SARS olmuş. Biz çok hissetmedik. Asya daha çok hissetmiş. Afrika biraz hissetti sanırım. Şimdi COVID'i hepimiz hissediyoruz. Yani benim aklıma şey bile geliyor. Sadece yani bir konut alacak bir çifti düşünüyorum. Onun için bile satış argümanlarının değişeceğine eminim. Çünkü yani 2-3 sene geçici bile olsa ya da önümüzdeki 10 sene içinde birkaç kez tekrar etme fikri bile sizin kendinizi güvenli tarafa çekmenize en azından bir argüman olarak karşınızda görmenize sebep olacaktır diye düşünüyorum. Burada tabii dediğin gibi önemli soru bizim ikinci sorumuz. Mimarlık buna daha hızlı, daha farklı ve daha doğru bir tepki verme potansiyeli taşıyor mu? Bence taşıyor. Katılıyorum sana. Antrenmanlıyız yani. Çünkü biz bu daha önce bahsettiğim, yani senin de bahsettiğin postmodernitenin modernizmi şöyle bir sıkıca sallaması mimarlığı bence bizi hazırlıklı hale getirdi. Yani biz 90'ların ortasından beri hep kullanıcı odaklı, hep bir bağlama ve problem tanımını yeniden yapmaya çalışma, hep bir yeniden her seferinde her projede yeni bir problem, yeni bir bağlam, yeni bir kullanıcı tipi var mı? Hep onları aramakla biraz daha hazırlıklıyız gibi geliyor. Yani normun değişmesine hazırlıklıyız. Yani bu yeni normalse bize yani belli bir mimarlık camiasının sadece önceleyen işte daha belli ekoller işte Dutch ekolü ya da ardından İspanyollar geldi 90'larda çok kuvvetli bir şekilde. Şu anki kullandığımız bir sürü mimarlık stratejisini paylaştık hep beraber ve bu ilk başta belki öncü mimarlık ofisleri ya da öncü mimarlar tarafından yapılmış olabilir ama sonra etkileşti okullarda artık hep beraber 20-30 sene oldu. Yani bence mimarlık ya tabanına yayılmış bir şekilde
yaptığı mimarlığı bir şekilde hep bir meşruiyet kazandırmak için hep bir problem tanımına, hep bir kullanıcıya, hep bir bağlama oturtmaya çalıştı. Dolayısıyla bağlam değişikse COVID'de biz hazırız buna yani. Çünkü biz hep bunu yeniden okumaya alıştık. Yani o heroik modernizm mimarlığındaki gibi daha hayalci bir şeyin peşinde değiliz gibi geliyor. Bilmiyorum bu noktada. Yani tabii şimdi bu kadar pembe bir tabloyu tabii çiziyoruz. Güzel aslında. Ümit var olmak iyi bir şey. Ama geçen seninle bu tartışmaya benzer bir tartışma yapmıştık bu gündemin dışında. Şöyle bir şey söylemiştin. İşte bir yandan mesela hani bir örnek olarak üzerinden geçersek işte bu Yelken Engels'in bu işte üzerinde kayak yapılan bir enerji dönüşüm santrali projesi vardı. Ve dünyada çok popüler, hani çoğunuz biliyorsunuzdur dinleyicilerin. Onunla ilgili konuşurken Ali şey demişti. Ya bu insanlar ya kim gider? Yani bir sürü daha iyi kayak yapacak yer var etrafta. Niye oraya gidelim? Hani insanlar biraz aslında kayak yapabilme ihtimalini seviyorlar hani. Evet. Ve aslında ürettiği o friendly imajı seviyorlar. Yani aktivitenin kendisinden daha çok böyle bir tespit yapmıştım. Bana çok ilginç gelmişti. Ben tabii bunun üzerinden düşününce bu iyimser tablonun yanında dolayısıyla şöyle bir durum olabileceğini de düşünüyorum. Yani şimdi kapakları tümüyle açtığında mimarlık ve toplum ilişkisinin bu sefer toplumun popüler isteklerini de mimarlığın bilgisinin içine boca etmiş oluyorsun ve çok expose etmiş oluyorsun mimarlık bilgisinin içinde bu popüler kültür taleplerini. Dolayısıyla bunun dengesini kurmak da çok zor. Yani dolayısıyla aslında geniş bir mimarlık skalasından bahsediyoruz. Bununla baş edebilen, edemeyen, etmeyi isteyen ya da zaten hiç istemeyen bir skaladan bahsediyoruz. Burada aslında benim tabii ümit var olduğum konular biraz önce söylediğim oydu biraz. Hani daha toplumsallaşan mimarlık dediğim aslında mimarlığın bir damarı ve kolundan bahsediyorum. Yani yoksa toptan başka riskler de içeren bir süreç içerisindeyiz mimarlık toplum ilişkisinde. Sen hani o şeyi de vermiştin örnek olarak, belki onu biraz tartıştığımız Boran ve Özge ile tartıştığımız, Serkan'la tartışmış Ağraz örneği gibi, ona da geleceğim. Tam o noktada bir şey söylemek istiyorum. Yani burada işte bu yeniden mimarlığa bakış biçimimizi değiştirince tabii burada tipolojileri de değiştirdik. Yani okul mesela, yani 80'lerde 90'larda dünyanın her yerindeki okullar, 2015'te 20'de ürettiğimiz okullar, müzeler, ofisler bence çok değişti. İşte bizim seninle ODTÜ'de yapmaya çalıştığımız ofis yapısı gibi, Teknokent'te ya da Google'ın ofisleri gibi. Yani tabii çok da faydası oldu. Diyerkin deneyim de o kayak merkezini yaptığı yapıdaki yaklaşım, approach tabii ki doğru yaklaşımımız. Ama dediğimiz gibi burada, yani bu medyanın senin bahsettiğin o iletişim kısmında benim yani bir şüphem var, yani çalışıp çalışmadığıyla ilgili. Dolayısıyla o kadar hızlı, yani şunu demek istiyorum. Yani çok iyi mekansal ve mimari üretimler yapılabilir. Bunun da mimari deneyimi çok iyi olabilir. Ama biz bir anda bu mimarinin toplumsallaşmasında gerçekten mimari bu yapıyı kullanmışlar, gerçek kullanıcıları ya da kullanacak olanların dışında daha büyük bir topluluk tarafından kabul görmesi ve onaylanmasıyla devam ediyoruz. Yani hani yani hem yani iki türlü bakmak istiyorum. Yani bir ürettiği imaj, onun medyalaşması, objeleşmesi, fetişleşmesi ve tüketim toplumu için üretilmesi. Ya belki çirkin olsa bile kabullenilmesi. Edilmesi. Bir diğeri de bunun deneyimini asla deneyimlemeyecek insanlar tarafından bile o deneyimin kabul görmesi. Yani insanların oraya gidip kayıp eğleniyor olması, bir ailenin orada hafta sonunu çok iyi geçirmesi fikri beni çok memnun edip binanın çok doğru bir yaklaşımla yer aldığına karar vermeme sebep. Yani zaten ürettiği mimarlık çok iyi, onu sorgulamıyorum ben burada, ama bu sefer onun ürettiği imajı tekrar eden, fazlasıyla tekrar eden birçok yapıda o mimari deneyim kalitesini yakalayamadığımızda da onu iyi olarak label'lamış, yani damgalamış oluyoruz. Bu sefer onu da diğer tarafa, yani iyi mimarlık üretimleri arasına alıyoruz. Burada böyle bir mimarinin temsiliyeti arasında bir
gap oluşuyor. Yani mimari yapının temsiliyetine oradaki mekansal deneyim mimarlığın kullanıcı ile kazandığı anlam ve işlemlilikten ziyade onun görünümü onun temsiliyetini. Yani o ağır ağızdaki, sana şeyden bahsetmiştim, Boran Özge'ye taştan sonra, yani biz şimdi ağır ağızda herhangi bir Airbnb yapsak ve dama çıkıp filtre kendimize fotoğraf çeksek 360 derece ağır ağız. Ağır ağızın ne olduğunu bir istersen hatırlat. Hani belki bir yani şeyin vardır. Olafur Elisson'un bu Danimarka'da Rainbow'u vardı, böyle bir tane çatıya yaptığı bir Aarhus kentinde bir Rainbow adlı bir yapısı var. Burada güneşin batışına doğuşuna göre farklı filtreler koyuyor cama ve böylelikle orada siz 360 derece döndükçe kente farklı filtrelerden bakıyorsunuz. Bu vistayı farklı bir deneyim şansı veriyor size. Dolayısıyla yani biz bunu kendimiz tekrar edip Photoshop'a atıp çektiğimiz 360 derece İstanbul'da da Aarhus fotoğrafını bu filtreleri koysak aynı deneyimi elde edecek miyiz üzerinden bir tartışma. Yani burada yani mekansal deneyimin ne olduğu ve onun ürettiği imajın ne olduğu üzerinden bir tartışmaydı. Yani bu iyi mimarlık için burada bir sorun yok yani. Dolayısıyla iyi mimarlığın ürettiği obje üzerinden iyi mimarlık tanımlanıyorsa iyi olmayan mimarlığın da aynı imajı üret mesinde ortaya çıkan sanki problem çözülmüş gibi bir kandırmaca üzerinden mimarlığa bir bakıyor. Ama yani mesela bunu biraz da kendi deneyimimizden de, yani kendi ofisimizde ürettiğimiz projeler üzerinden de biraz bakabiliriz. Yani aslına bakarsan bence bu dönemdeki yani ben biraz üçe ayırıyorum ofisleri, hani dünyadaki işte biraz daha böyle vakittir diyen ofisler, biraz daha böyle profesyonel çözümler üreten, kurumsallaşmış işte mixed use hastane gibi tipolojileri sorunsuz bir mobilya gibi teslim eden ofisler. Bir de daha böyle soru soran, problem tarifi yapmaya çalışan ofisler gibi. Yani bu her zaman tercih olmayabilir. Hayat da sizi oraya sürükleyebilir ama biz biraz daha böyle üçüncü grupta gibi duruyoruz. Ama zaten bu üçüncü grubun bence farklılığı şuradan kaynaklı. Yani sonuç ürün olan yapıdan daha fazla süreçlerle ilgilenmeye başlamaları. Yani aslına bakarsan bizim yaptığımız şey de her seferinde en baştan sorular sormaya başlayıp problemi yeniden tarif etmeye çalışıp işte oluşan bir takım kafamızdaki toplumsal strüktürlerin dışında düşünmeye çalışarak müşterinin problemini çözmeye çalışmak ama bunu çözerken de yeni bir perspektif üretmeye çalışmak. Dolayısıyla buradan baktığımızda bu üçüncü grup mimarların gelecek için daha bizim de olmaya çalıştığımız tarım daha etkili ve başarılı olacağını düşünüyorum. Bu arada ben bir şey sorabilir miyim? Bir katkı yapabilir miyim? Memnun oluruz. Şimdi mimariyle toplumun yani ihtiyaçlarının örtüşmesi, bunlar üzerinde tabii çok kafa yoruyorsunuz siz de. Fakat şimdi yeni normaller deyince biraz şöyle bir bakmak gerekir diye düşünüyorum. Çok multidisipliner mi acaba bakmak? Çünkü mimar tek başına toplumun tüm ihtiyaçlarını tespit edip buna göre çözüm üretmesi kolay değil. Yani bir tarafta sosyologlar, bir tarafta teknolojik gelişim, yani teknoloji geliştirenler, bir tarafta tasarımcılar gibi, yani bütün bu yeni normaldeki bu toplumun değişim gösterdiği yeni dönemde ihtiyaçların değişim gösterdiği, bunların doğru tespiti yönünde sanki çok daha fazla katmanların, disiplinlerin katkı sunup hani bir global bir yön test edip oraya doğru mu hareket etmek gerekir? Bu konuda ne düşünürsünüz? Yani şövalye gibi mimarlar hani her şeye çözüm bulmalarını beklemek yani fazla zaten imserlik olur. Yapamadığımız, yapılamadığını gördük. Yani bunun becerilemediğini çok sert bir şekilde yaşadık ve bence yani sizin şimdi söylediğinizin aksine mimarlık bence tarihinin en az ciddiye alınan dönemlerinden birini yaşıyor olabilir. Yani hani toplumdaki dinlenilirliği, müşterideki dinlenilirliği bundan bence 30-40 yıl önceye kadar çok daha az bir durumda. Dolayısıyla biraz aslında biz yaparız, biz biliriz duruşunun çok ağır eleştiri alması ve biraz kabuğumuza çekilmemizden kaynaklandığını
düşünüyorum. Çok doğru bir tespit yapıyorsunuz. Yani bu asla mimarın tek başına sırtlanabileceği bir şey değil, ama mimar daha inovatif bir yerden bakabilen bir karakter haline bürünebilirse herkesi o yolda biraz daha motive edebilir ve yolu en azından tarifleyebilir bir yerde durabilir. Yolu yani açmak o bakımdan yani multidisipliner bir katılım olması tabii sanki daha doğru. Çünkü şöyle, yani biz de mesela bir ürün geliştiriyoruz. Fakat biz kendi doğrularımıza göre hareket ediyoruz. Ama biz böyle bir grup oluşturduğumuz zaman farklı disiplinlerden, o zaman yaptığımız ürünlerin çok daha hedef odaklı olduğunu anlamaya başladık. Yani bir tarafta mimar vardı, bir tarafta teknoloji temsilcileri vardı, bir tarafta marketingçiler vardı. O zaman doğruya gidiyorsunuz. Yoksa bizim kendi doğrumuz toplumun genelinin ihtiyaçlarını karşılayacak bir doğru olmayabiliyor. Bu bakımdan bu sizlerin de herhalde tasarım yaptığı o kadar hoşunuza gidebilir ki, ama nereye hitap ettiğimizin bulunması, tespit edilmesi açısından sanki çoklu disiplinler, hele hele yeni normale geçildiğinde, çünkü bir sürü bilinmeyen var. Dolayısıyla tabii ki işinde uzmanların katıldığı böyle bir şey sanki daha doğru yola getirdiğini aslında düşünüyorum ben. Buyur öyle. Yani tabii ki katılıyoruz. Yani zaten sorun da buydu yani. Yani biraz anlattık sanayi devrimi, Oswald Ela, hep oradaki modernizm, hep heroik dediğimiz, yani böyle mimarın kahraman olduğu ve bütün çözümlere bir kere de şıp diye çözüm bulacağı üzerinden bir kurgu vardı. Yani bu postmodern dönem sonrası zaten mimarlığın tekrar, bence bu çağdaş mimarlıkla problem tanımının yapmasıyla beraber her projede yeni baştan zaten kendiliğinden interdisiplinlerleşti. Yani biz burada bundan sonraki mimarın vereceği cevap derken, buradaki aktör olarak sadece mimarı değil, interdisipliner bütün takımların bir arada olduğu ve beraber eğer mekan ihtiyacı varsa mimarlık işi oluyor. Ama bu mimarlık işini tabii ki artık bizler tek başımıza yapmıyoruz. Şimdi bugün biz burada Mucip'le konuşmayacağız, ama daha büyük bir projenin tipolojisine göre ya da probleme göre yanımıza başkalarını alıyoruz. Bir cephe ise burada cephe danışmanı geliyor, firma geliyor, teknolojisiyle ilgili birileri geliyor, onun otomasyonuyla ilgili birileri geliyor ve bu probleme öyle. Ama eğer bu daha kent bağlamında kamusallıkla ilgili bir şeyse, işte sosyolog oturuyor yanımıza, kent bilimci oturuyor. Ama burada dediğiniz çok doğru, biz bu kadar konuşup hiç interdisiplinerliğinden bahsetmedik. Çok doğru, yani mimarlığın bu silkilenip belki de bu pandemiye, mimarlık derken bütün bu interdisipliner camiayı içine alarak söylüyorum, hazır olmasının bir sebebi de bu problem tanımını yaparken bunu 25-30 senedir çok interdisipliner yapmış. Yani bütün problemleri çözen bir mimar yerine artık mimarın onları koordine eden bir sürü bilgiyi bir araya toplayıp bütün bilgi akışlarının sonucunda hep beraber bir takım çalışmasıyla çözüme varmamız, bu bizi güçlü yapıyor tabii. Ama yani bunu burada bir ekleme yapabilir miyim? Yani şöyle, mimarlığın toplumsallaşması dediğimiz şey aslında bence biraz bundan ibaret. Yani sadece multidisipliner olmayı bırakın, mimarlık çok daha fazla insana değerek iş yapmayı öğrenmek zorunda. Yani sadece mühendisler, üretici firmaları kastetmiyorum burada. Yani son zamanlarda mesela dikkat ediyorsanız bu işte kullanıcılarıyla beraber tasarlamaya çalışan bir sürü deney yapılıyor. Yani toplumun işte okula mahalleli geliyor, mahalleli görüşlerini iletiyor falan. Hiç aslında verimli değil baktığınızda ekonomik sistem için, ama işte aylarca toplantılar yapılıyor. Ve gerçekten o zaman daha doğru ve yıllarca daha verimli şekilde ilerleyecek sonuçlar üretilebiliyor. Aynı şekilde bence ofislerin işletme mantıkları da değişmeye başladı ve değişmeli. Yani sadece başka disiplinden gelen insanlar değil. Mesela biz kendimiz, şimdi burada bizim ofisten arkadaşlar da var. Belki bu söylediğim o yüzden hani nasıl karşılanır belki onlardan bilmiyorum, ama biz de ofiste mümkün olduğu kadar bir yatay hiyerarşi kurmaya çalışıyoruz. Yani herkesin katkısını koyabileceği, herkesin bir şeyler söyleyebileceği, olabildiğince o kanalları açmaya çalışıyoruz. Dolayısıyla sizin söylediğiniz Erdoğan Bey çok önemli bir katkı. Teşekkür ederiz. Bırakın hani multidisipliner olmayı, açabildiğimiz kadar açmamız lazım kapakları. İlerletmemiz lazım. Ya ve bu tür araçları da kullanmaya alıştık, yani öğrendik. Hani siz de yani diğer disiplinlerdeki dinleyicilerimiz de vardır eminim. Onlar da kendi disiplinlerinde fark etmişlerdir. Yani bir sürü meslek daha interdisipliner haline geldi.
mimarlık da bu interdisipliner hale gelirken elindeki araçlarla kuvvetlendi. O yüzden pandemiye karşı daha çoklu, daha çok oyunculu, problemlere göğüsleyebilecek daha kalabalık takımlara sahip olduğumuz kesin. O bizim avantajımız olacak tabii ki. Böyle bir 45 dakikaya doğru gidiyor şey. Aslında biraz şey yapabiliriz belki. Hani buradan daha toplumla ilgili tartışma açılmışken hani bundan sonrası için biraz konuşabiliriz Ali. Ne dersin? Hani yani İstanbul'da ne olabilir bundan sonra işte mimarlıkla kentsel planlama açısından. Evet, Londra örneğin vardı. Onun üzerinden konuşarak başlayabiliriz yani. Evet yani şöyle yani aslında şimdi yakında bu yasakların kalkacağını biliyoruz ve aslında bunun nasıl kalkacağını da hiçbirimiz bilmiyor gibiyiz. Yani işte Londra'da, Paris'te bunlar çok ciddi bir şekilde tartışılıyor. Bizde ne kadar tartışılıyor bilmiyorum ama çok büyük problemler bu pandemi sonrasında kenti bekliyor muhtemelen. Bunlardan bence en önemlisi toplu taşıma. Yani insanların bir kısmı evden çalışmaya devam edecek. Bir kısmı bisikletle yürümeyi tercih edebilir belki. Ve bir kısmı da toplu taşımayı kullanmayı korkacaklar. Fakat her şeye rağmen toplu taşımadaki sosyal mesafe sebebiyle müthiş bir yüklenme olacak toplu taşımaya. Burada bir kriz noktası var. İkinci kriz noktası Çin'de pandemi sonrası araç sayısının, araç satışının müthiş patladığına dair haberler çıktı. Ve müthiş bir araç yoğunluğunun başladığına dair. Bizim zaten pamuk ipliğine dayalı olan ulaşım meselemiz yasakların kalkmaya başladıktan sonra ne olacağına dair ciddi bence soru işaretlerini barındırıyor. Yani biz bir takım yasakları mesela işte okuldan açılması yasağının okuldan açılmasını konuşuyoruz ama okulların açılmasını bir bulaş meselesi üzerinden konuşuyoruz. Bunun getireceği kentsel yük üzerinden konuşmuyoruz. Yani bunların bir an önce konuşulmaya başlaması lazım. Bunları hatırlatan şey de senin dediğin gibi işte dün Londra Belediye Başkanı'nın açıklamalarını dinlerken şeyden bahsediyordu yani böyle harıl harıl kaldırımları büyütmeye çalıştıklarından ve bisiklet yollarını, araç yollarını bisiklet yollarına çevirmeye çalıştıklarından bahsediyordu. Ama ya bu tabii güzel, hoş bir şey ama bir yandan da tabii hani siz yürüyün deyince insanlar yürümüyorlar. Bisiklete binin deyince bisiklete binmiyorlar. Hani belki Londra'da daha kolay olabilir ama İstanbul'un topografyasında bu nasıl olacak mesela? Hani bu tartışmaları bizim bir an önce yapmaya başlamamız gerekiyor. Ya da işte araç şeridini alıp bisiklet şeridine çevirdiğinizde insanlar arabalarına binmekten imtina edecekler mi? Bu biraz problemli. Bunu dinleyince biraz Paris'e bakmaya karar vermiştim. Paris'te büyük bir kampanya başlatmış durumda bu lockdown sonrası ne olacağına dair ve kent merkezinin yeniden ışığını modellemeye çalışıyorlar. Ama tabii burada çok ilginç bir farklılık var bence. Çünkü Paris zaten kuruluşundaki yapı sebebiyle yürüyüş mesafeleri üzerine sınırları belirlenmiş arrondismanlardan, mahallelerden oluşan bir yapı. Dolayısıyla zaten bir süredir okumuştuk hani Paris tekrar bu yürüyüş mesafesi meselesini de tekrar kentini yapılandırmaya çalışıyordu. Ama bizim gibi daha böyle sprawl, Amerikan şehirlerinin gibi yaygın şehirlerin işi gerçekten çok zor. Yani hani insanları yürümeye ikna etmek gibi. Burada birkaç önlem almak gerekiyor. Biraz yani mesela İspanyol grip pandemisi sonrasında mesai kaymalarının yapıldığına dair birkaç bir şey okumuştum. Hani bizim peak hour'larımızı tekrar gözden geçirmemiz gerekiyor bence en önemlisi. İşte bu okul meselesi gibi açılmaları bir trafik meselesi, bir ulaşım meselesi, bir kentleşme meselesi olarak görmemiz gerekiyor. Bu biraz önce bahsettiğim topografik sorunlarla ilgilenmeye başlamamız gerekiyor. Yani bisiklet ve yürüyüş şu eğer biz özendireceksek kentte bunun sürekliliğini sağlamamız gerekiyor ama biz bir sürü fırsatı ıskalamış durumdayız işte kara surları atıl bir şekilde duruyor o alan Haliç aynı şekilde işte E5'i teme bağlayan büyük vadiler bunlar bisiklet ve yürüyüş yollarının sürekli kılabilecek aslına bakarsanız bir takım önümüzdeki fırsatlar ya da işte İstiklal Caddesi'nden Maslak'a kadar devam eden o ticaret aksının sahille bağlantısını sadece bir finikülerle Kabataş'tan yapılması. Bunların çok hızlı bir şekilde tek bir noktada düzeltilmesi gerekiyor. Toplu taşım belli ki çok verimsiz bir şey haline gelecek. Yani az kişiyle
yatırım yapacak, parayı kazanamayacak bir şeye gelecek, bunu kim sübvanse edecek gibi tartışmaları bir an önce başlatmamız gerekiyor ama henüz bizde pek bir hareket görünmüyor açıkçası. Yani ben daha yani çok şaşırmıyorum bizde hareket olmamasına. Çünkü yani baktığımızda gelişmiş olan ülkelerde yani daha bunun kurumları, daha strüktürü olan, daha tepki vermesini hazırlıklı olmasını beklediğimiz ülkeler bile çok zorda kalmış durumda. Bizim halimiz zaten ortada. Çok şaşırmıyorum. Biz çok daha primitif bir yerde duruyoruz ama bir yandan da 15 Mayıs'ta, 1 Haziran'da yavaş yavaş açmayı planlıyorlar. Bu ikisi çok çelişiyor yani. Eğer zor durumdaysak geç açıyor olmamız lazım. Ama açacaklarına benziyor. Dolayısıyla böyle yani seninle hatta spekülasyon yapıyorduk, böyle gülüyorduk. Ben şey demiştim, böyle bir Barbaros'tan yukarı doğru, Maslak'a doğru telesiyej yapmak lazım herhalde. Havadar havadar hemen direkleri dikmeye başlamak lazım. Şey, Enerji Bakanlığı direkleri dikip pistonları sepet takmaya başlayabilir. Yani adamları da dizeriz böyle yolları. Ya ben bayağı ciddi Arkigram gibi bir ütopya önerisi yapıyorum da yani. Yapıyordum o an sana. Yani zor bir durum evet İstanbul için. Yani iki tane çanağımız var. Hani çanağıyla Boğaz, yani bunlar da deniz ulaşımını hızla kullanmak lazım. Yani büyükşehirin böyle herhalde onlar da konuşuyorlardır aralarında böyle diğer deniz kıyısındaki şehirlerimizden olabildiğince bot mu çekecekler bu tarafa? Yani onlarla mı taşıyacaklar insanları? Sonra ama dediğin sırtlara nasıl çıkılacak? İşte herkese scooter, bisiklet mi dağıtılacak? Nereden gelecek bu bisiklet? Kim mi gönderecek? Aslında Buhara hani biliyorsun işte İstanbul'da bu açık alanlarla ilgili bir büyük bir hareketlenme var. Bir dizi yarışma var. Ve yarışma olması çok önemli. Bir de bu pandeminin bilgisiyle beraber belki oraya bakmak bu yarışmalar açısından da ilginç ve bizim için de faydalı sonuçlar. Çok isabetli oldu tabii şimdi. Büyük şehrin o yarışmaları hep meydanlara dair olması. Tam da kamusal alanın ne olacağı tartışılırken, nasıl olacağı tartışılırken. Yani İstiklal'e çıkamaz hale geldi insanlar. Yani çok az insan var İstiklal'de. Ama fotoğraf çok kalabalık duruyor. Çünkü çok dar, çok yoğun. Yani çok zor. Yani İstiklal bomboş dediğin hal bile... 2 metre, 3 metre sosyal mesafeyi sağlamakta çok zorlanıyor. Evet. Bazı yerler çok zor olacak gibi geliyor. Seninle şeyi konuşuyorduk bu sabah. Acaba otobüsleri bir an evvel yırtmaya mı başlasalar çatıların hepsini böyle bu olur ya tur otobüsleri çevreyi görmek için gezilen. Nasıl olsa İstanbul çok da soğumuyor kışın 10 derece. Yani bir an evvel en eski otobüslerden modifikasyona başlamak lazım yani. Olabildiğince. Enerji Bakanı direkleri dikip şey yaparken bir anlamda otobüsleri çok birilerinin de otobüslerin çatılarını kesmeye başlamış lazım. Yani gülüyoruz ağlanacak halimizde ama yani ben çok da ciddiyim yani. Yok biliyorum ciddi. Yani evet. Çok zor yani ne yapacağız bilmiyorum yani bence açılsa bile online hep verebilen bankalar, büyük şirketler yani büyük nüfus çalışanları olan o gökdelenleri dolduran o şirketlerin o Mecidiyeköy'ün devamında Maslak'a kadar olan o bizim Leaks'ların da Levent Maslak diyorum. Yani online'a devam etmeliler ki çıkmak zorunda olan nüfus. Evet. Biraz... Ya o düz aksları bile biz sürekli bir yaya yürüyüşüne bisikleti açamamış durumdayız daha. Evet. Yani metrobüsün yani %20 ile çalışacağı yani metrobüs zaten %10 da çalışsa bütün koltuklar dolar herhalde yani. Zaten %90'ı ayakta gidiyordu yani nasıl olacak hani. Metrobüsün olmadığı bir İstanbul. Ben dün Göztepe'nin mesafesine baktım. Londra'yı izledikten sonra işte onlar şey diyorlar. Yani 2 kilometreden az seyahat edenleri düşersek yani inmezlerse şeye metroya %30'u azalacak diyorlar. Yani bizde Göztepe 20 kilometre Beyoğlu'na yani. Metrobüs hattımızın uzunluğu çok uzun. Oradaki iniş binişler de eminim fazladır ama 2 kilometre bizim 2 durağımızın arası olabilir yani. Yani evet ölmez de gelmeyi başarırsa da zaten yorgunluktan herhalde bayılır gelen kişi gibi duruyor. Peki yani böyle biraz böyle sorulara da bırakmak için belki biraz olabilir. Olur. Evet. Soluk alabiliriz belki. Gelen sorulardan okuyayım ben sizlere. Olur.
Aylin Güler'in bir sorusu var. Pandemi sonrasında mimari projelerde ölçeklerin nasıl değişeceğini ya da değişmeyeceğini öngörüyorsunuz diyor. Özel bir tipoloji üzerinden mi konuşmak lazım? Bilemiyorum neyi tam hani kastediyoruz ama belki konut yani, üzerinden mi konuşmak konut lazım? Konut içinde belki daha çok kamusal yapılar içinde olabilir. Ben konuşayım bununla ilgili. Bir iki şey var aklımda. Yani konutun tabii kendi iç bölümlenmesi yani ne kadar metrekareye nereye ayırıyorduk? Balkon, teras, avlu gibi elemanların ön plana çıkması gibi konut tipolojisi ya da ofis tipolojisinde farklı değişiklikler olacağına eminim ama ölçekle ilgili ben de düşündüm bu konuyu. Yani mesela fuar alanını ele alırsak eğer pandemi fuar lüks sektörünü çok kötü vurursa bir problem. Kötü vurursa bir problem gibi. Yani kötü vurursa herhalde fuar alanlarını büyütmemiz gerekir. Fuarlar yapılabilsin diye daha çok, daha büyük ölçekte fuar alanlarını tasarlamak ya da fuar alanlarını genişletmek gibi mimarilik için bir problem tanımı çıkacak. Ama eğer çok kötü olursa pandemi, bu sefer fuar yapılamayacağı için bu sefer fuarcılığı unutmamız gerekecek 200 sene. Yani bunu pandeminin ne kadar sert vurduğuyla ilgili ölçeklerimiz bence çok değişecek. Yani önce arttırmamız gerekebilir. Kullanıcıyı seyreltmek için. Eğer seyrelmeyecek kadar kötüyse durum, hiç kullanmamamız gibi. O zaman da tipolojiyi bir daha üretmemek ya da uzun süre kullanmamak, o zaman da 3 sene boyunca başka bir şeye dönüşebilir. Geçici olarak. Gibi ölçek problemleri var gibi geliyor. Kamusal alanın ölçeği, işte kaldırım genişliği. Hücum sen bu konuda bir iki şey söylüyorum. Bilmiyorum aklına gelen bir şey var. Yani ben kamusal hani o tip standartların kuşkusuz değişeceği kanaatindeyim. Yani sosyal mesafe, yani insanın birbirine mesafesi yeni bir standart getiriyor. Bizim bildiğimiz ölçeklemelerden başka bir ölçeklemeye doğru kesinlikle gidecek. Ya biz 100 yıldır biz laboratuvardayız yani. Evet. Ama yani bu tabii hani insanlar aralarını açtık, binaları da büyüttük ve her şey oldu gibi olur mu bilemiyorum. Hani benim daha çok görüşüm aslına bakarsan binaların büyümesinden daha çok binaların parçalanmasına doğru bir gidiş olacağına dair. Yani daha böyle aralara boşlukları sokabildiğimiz, yani bu dikeyde de olabilir, yatayda da olabilir. Daha yani bir organizma olarak bina yapı büyüyebilir. Aylin Hanım'ın belki hani sorusuna daha tatminkar bir cevap açısından ama bunun daha parçalı ve başka bir ölçeklenme üzerinden ilerleyeceğini açıkçası düşünüyorum. Ama burada da yine böyle bir iletişim fazlalığının bir avantajı olacağını düşünüyorum. Artık yani çok hızlı geri dönüş alabiliyoruz. Yani bir şey yapıyorsunuz, birisi Instagram'da fotoğrafını çekip bu ne rezalet diyor. Hani bir anda başka bir şeye dönüyor iş. Dolayısıyla ben hani bu taleplerin çok hızlı bir şekilde mimarlara gelebileceğini ve buna dair öngörüleri ileriki süreçte daha iyi oluşturabileceğimizi düşünüyoruz. Şu anda yaptığımız aslında biraz spekülasyondan ileri gitmiyor. Yani binalar nasıl ölçeklenecek spekülasyondan ileri gitmiyor. Ama öğreneceğiz yakın süreçte. Benim görüşüm ama dediğim gibi yapıların hacimsel büyümelerinden çok daha organik bir büyüme modeline doğru gideceğimiz. Peki, teşekkür ederiz. Yine Ali Pece'nin bir sorusu var. Çok öğretici bir dinleme olduğunu söylüyor kendisi için. Sağ olsun. Kriz anlarındaki mimarlık toplum ilişkisinden bahsettiniz. Toplumsal değişimlerin az olduğu, yani devrimler, savaşların gibi salgınların olmadığı dönemlerde mimarlık toplum ilişkileri anlamında ne söylersiniz diyor. Zaten neydi ne oluyor gibi. Evet yani değil mi? Yani bir de öbür tarafına bakmak lazım. Yani krizde bu kadar anlattık. Yani toplumsal değişim tabii hiç bitmeyen bir süreç. Sonuçta kriz anlarında sadece grafik bir anda kopuyor ve iniyor. Ama bu dalgalanmanın sürdüğünü her zaman farkındayız. Toplum sürekli evrilen ve değişen bir şey. Mimarlık da bunun üzerinde bir tabii dalgaların üzerinde kendine bir pozisyon almaya çalışıyor. Ama bence ya yine de mimarlık toplum ilişkisine kriz anlarına bakmak daha eğlenceli. Çünkü krizin olmadığı anlarda, toplumun daha durağan olduğu zamanlarda mimarlık da durağanlaşıyor. Hatta bence bir sürü mimarlık kavramı kristalleşiyor, böyle bir klişeleşiyor diyebiliriz. Yani mesela böyle bazı arkadaşlar bunu söyleyince biraz kızıyorlar ama mesela yeşil mimarlık. Yani yeşil mimarlık kime söyleseniz mükemmel, harika bir şey. Yani
mesela bitki sevmeyen adam olmaz. Herkes ağacı sever falan. Hani içim ekelim, herkes mutlu olur. Ama bir yandan, bir noktadan sonra bu yeşil mimarlık kötü mimarlığın kamuflajı, hatta bazen meşruiyeti haline geliyor. Yani bir sürü kaygıyı bir kenara bırakıp yapınızın çatısını yeşil yapınca böyle bir her şey güzel oluyor. Yani ben işte bir sürü üniversiteye de gittim. Orada da ders verme imkanı bulmuştum. Ya orada da öğrenciler de mesela şeyi hissetmiştim. Yani hani ya ben yeşil bina düşünüyorum dediğinde sanki hepimizin kalkıp onun boynuna sarılmasını bekliyoruz gibi bir durum oluşuyordu. Yani dolayısıyla toplum böyle... Sürdürülebilirlikle değil. Evet, yani mesela aynen. Yani sürdürülebilir, mesela mimari bir sorun değilmiş gibi sürdürülebilirlik. Malzemeler üzerinden tartışmaya açılan bir sürdürülebilirlik konuşuluyor sürekli ve siz bunu yaptığınızda işte çatınıza fotovoltaik panel koyduğunuzda yani bütün problemler bitiyormuş gibi davranılmaya başlıyor. Yani böyle her kavrama biraz içi boşalmaya başlıyor. Bazen böyle çok fazla durağan gittiğimizde biraz hani kriz meraklısı gibi de olmak istemem ama yani hani krizler bizi biraz da böyle ayıltan ve düşünmemizi sağlayan, ilk başta biraz ifade ettiğimiz böyle bir mimarlığın entelektüel düşünme sınırlarını genişleten bir şey biraz. Bir sonraki soruya. Aslında yine Ali Bey'in bir devam sorusu var. Lockdown denen bir durumdayız. Yani evlere sokulduğumuz bir dönemdeyiz. İnsanlarla dolup taşmasına alışık olduğumuz meydanların, caddelerin bomboş olması mimar gözüyle size ne hissettirdi? İnsan için tasarladığınız mekandan insanı çıkardığınızda geriye kalan hacim, alan, mekan sahipsiz mi kalır diyor. Ali çok güzel ve böyle deve dişi gibi sorular soruyor gerçekten. Hani zor bir soru. Güzel de bir soru çok. Yani tabii biraz böyle bir şey bir bilim kurgu filminden çıkmış gibi sahneler. Yani biz de mimarlar ya da mimar olmayanlar ne hissediyorsa biz de aynısını hissediyoruz ama tabii aslında bu biraz hepimiz için bir farkındalık oluşturma açısından da kıymetli olduğunu düşünüyorum. Yani boş bir meydana baktığımızda aslında meydanın potansiyelleri hakkında tekrar düşünmeye başlayabiliriz. Yani şöyle ele alalım. Biz sürekli böyle bir karmaşa ve hiç kesintisiz ilerleyen bir hız içinde hiç durup düşünmediğimiz bir dönem yaşıyoruz ve bana ilginç geldi mesela sürekli böyle mesela Times Square'ı sürekli o halde gördükten sonra bomboş gördüğümde Times Square'ın gerçek mekansal nitelikleri hakkında tekrar bir daha düşünme ve belki hani bu kamusal açık alanın esnekliği ve insanlara sunduğu müthiş potansiyelleri tekrar böyle daha dramatik bir halde göz önüne getirme fırsatı sunduğunu söyleyebilirim. Yani hani şey gibi biraz ilk başta da şöyle açmıştık yani bu zamanın yavaşladığı bir dönemdeyiz ve insan başka şeylere biraz daha fırsat buluyor. Kamusal alanlardaki hareketi yavaşlatıp ona öyle baktığımızda da aslında biraz daha dingin bir şekilde kamusal alan hakkında düşünme fırsatı doğduğunu söyleyebilirim benim için. Yani bazı alanlar da korkutuyor. Mesela ben de Concord'un fotoğraflarını gördüm şimdi pandeminin başında. Ya Haussmann gerçekten çok fazla açmış yani. Yani 150 yıl önceki önceki ölçüye düşününce biraz fazla açmış yani. Çok, yani şöyle bir scale down yapmak istiyor insan. Ama evet, ama işte bak yani adam tertemiz yapmış yani. Bir yandan da. Tertemiz yapmış. Şimdi onun tabii avantajına dönecek. Mesela ama şey için aynısını söyleyemem. Senle gitmiştik Oslo Havalimanı için. Yani bu dolaşımı azaltma, daha verimli kılma, verimliliği arttırma gibi de bir ekol, işte bir ekonomi ekolide tabii son 30-40 yılda damgasını vurdu mimarlıkta ve biz her zaman ihtiyacımız kadar dolaşım yapmaya çalıştık. O tür yani ala limit olan hacimler içinde bu bir sıkıntı olacağı kesin. Evet. Bu ölçekten. Ben de bir soru sorabilirim ya da bir katkı sunayım. Şimdi biz normal yaptığımız işler sanki hafif bir değişime uğrayacakmış gibi biraz düşünüyoruz. Oysa bence bilmediğimiz taraf bu disruptive creativity yani yıkıcı yaratıcılık. Teknoloji öyle bir hızlı gelişiyor ki bazı meslekler çok kısa sürede esasında devre dışı kalacak. Bunda hukuk, tıp bile biliyorsun uzaktan ameliyatlar yapıyorlar.
muhasebecilik, hatta biliyorsunuz deneysel anlamda müzik, AI, bu artificial intelligence'da müzik çalışmaları falan yapılıyor, composer'lar yapılıyor. Hani yaratıcılık bunun neresinde olacak? Yani mimari, basit şeyleri, çok anormal şeyleri henüz belki yaratıcılık anlamında, tasarım anlamında, ama eminim ki buralarda da bir şey gelecek. Hele mimaride siz çok software'lar kullanıyorsunuz. Bunların gelişmişleri çıkacaktır. Sanal gerçeklik çok yakında çok daha yaygın hale gelecek zannediyorum. Bu pandemilerin korkusuyla da tahmin ediyorum kişiselleşme, individualizm biraz daha öne çıkacaktır. Yani demin ya bu toplu taşımalar nasıl olur denirken, ben birkaç gün önce bir otomotivin geleceğiyle ilgili bir webinar izledim. Orada da tam tersi, imkanı olanlar, ya biz nasıl bir tane araba alırız ki tek tek başımıza arabayla gideriz. Hani toplu taşımaya katılmayız. Tabii tabii. Çin'de satış patlamış durumda Erdoğan Bey. Yani müthiş bir araba alışı var. Yani şimdi ve bu pandemi bize ofislerin bu kadar da zorunlu bir mekan olmadığını ortaya çıkardı esasında. Dolayısıyla belki birçok şeye, yani evimizde ya da kendi mekanlarımızda bulunarak birçok şeye erişme imkanı çıkacaktır. Fuarlardan bahsedildi. Belki de hakikaten bu sanal gerçeklikler bir şey olacak. Dediği gibi Ali Bey'in, fuarlara belki de çok fazla ihtiyaç kalmayacak. Bu teknolojiler çok hızlı gelişiyor. Biz çok uzakta zannediyoruz ama hakikaten o kadar hızlı gelişiyor ki bu geometrik olarak bu teknolojik gelişim hayatımıza da giriyor. Yarın işte 5G teknolojisi birkaç seneye herhalde yaygın olarak kullanılmaya başlayacak. Biliyorsunuz Amerika Çin arasında da bunun kavgaları var. Bu IoT denen nesnelerin interneti falan. Yani her şey öyle hızlı bir değişiyor ki bugün doğru bildiğimiz şeyler belki birkaç sene sonra çok geçmişte kalacak. Yeni bir şeyler, yeni bir söylemler evet getirme durumu kalacak. Onun için bence hepimizin işi zor valla. Evet. Yani gerçekten dediğiniz gibi, yani gülebiliriz bugünkü konuştuğumuz şeylere. Çok hızlı değişiyor. Özellikle bu yani artificial intelligence meselesi, yani zaten eğer gerçekten çok intelligent olmayı başarırlarsa kreatif olmayı da başarabileceklerini varsayabiliriz. Bu durumda hani her zaman söylenen kreatif meslekler kendilerini kurtarırlar bu otomasyon çağından sözünün bence temel bir dayanağı olan bir argüman olmadığını düşünüyorum ben de açıkçası yani. Çok fazla, yani sonuçta biz mimarlık dediğimiz şey seçip seçmeme meselesi. Bir şeyleri seçiyoruz, bir şeyleri seçmiyoruz. Tam olarak yaptığımız faaliyet bence buna çok yakın. Dolayısıyla bizden çok daha fazla ihtimali düşünebilen bir mekanizmanın o ihtimaller arasındaki seçim parametresini de oluşturabilmesi ihtimali karşısında hepimiz tabii zaten gerek zorunlu olarak evde oturmaya başlayabiliriz. Yani zaten ofise gitmek gerekmiyor olabilir yani. Tabii yani daha orta bir gelecekten bahsediyor olabiliriz. Evet. Bu açılımınıza paralel bir iki soru var. Hani 5 gün ofislere giderken ofisler artık küçülme yönünde. Bu hali hazırdaki ofis stoğunu nasıl etkiler? Kulelerde loft tipi üniteler geliştirilebilir mi? Konut piyasası bunu sizce nasıl karşılar? Yine benzer bir soru Abidin Bey'den. Pandemi sonrası iç mekan ihtiyacına nasıl etkiler olacaktır diyor. Ofisle ilgili şunu söyleyebilirim. Benim bildiğim kadarıyla, yani bizim Türkiye'de tabii bu inşaat sektörünün fazlaca boom etmesiyle elimizdeki yapı stoğu ne kadar fazla, bunun ne kadarı doğru işlevlerde yapılmış durumda, tam sayıları ben bilmiyorum. Ama doğası gereği ofis metrekaresi kentte çok az. Konut metrekaresine kıyasla o kadar azdır ki ofis metrekaresi. Eğer biz hepimiz evlere çekildiysek, ofislerin konut stoğuna ek olarak eklenmesi, yani sağlıklı bir kent. Türkiye kentleri, İstanbul ve Ankara ne kadar bu yapı stoğu konusunda sağlıklı bilmiyorum ama eğer sağlıklı olsaydı kentlerimizin stokları yeterince, fazlasıyla değil, yeterince olsaydı ofis stoğunun eklenmesi hiçbir fark yaratacağını zannetmiyorum ben. Çünkü ofis kullanım metrekaresi bir kentin ihtiyaç metrekaresine göre çok düşüktür. Ama bizde zaten fazla varsa İstanbul'da, bir de onların eklenmemesi. Ama tabii bu sefer evler önem kazanabilir. Evlerin de insanlar büyümeye çalışıyor olabilir. O yüzden
Yani ben, yine de yani ben şöyle düşünüyorum. Hani ben daha böyle muhafazakar bir yerden bakıyorumdur belki ama ben hani şöyle herkes evinde çalışabilir, teknik olarak bunu başarabilir hale geldiğinde dahi mekansal birlikteliğin hala talep edilen bir şey olabileceğini düşünüyorum. Yani biraz önce Erdoğan Bey'in işte bu multidisipliner birlikte üretmek tartışmasından ele alırsak yani en azından ben şu andaki pozisyonumda kendi ofisimde ki arkadaşlarımla kurduğum iletişim miktarı, iletişim sayısı çok düşmüş durumda. Yani genel olarak sadece söyleyeceklerimizi söyleyip kapatıyoruz ama ofisin içinde olduğunda iletişim çok daha doğrudan olduğu için ve herkesin hep birlikte söylediğini duyduğu bir ortamda olduğu için aslında o toptan söylenen söz neyse hep beraber ofiste herkes tarafından şekillendirebilen bir söz haline geliyor. Yani ben tabii Zoom harika, işte Skype'dan, WhatsApp'tan konuşabiliyoruz birbirimizle ama bunun niteliğinin hala aynı mekanda olduğumuzdaki kadar verimli ve üretken olduğunu düşünmüyorum. Yani o yüzden ofisler olacak bence yine. Ya katılıyorum ben de. Ben de zaten ben tümüyle iyi hissederim yani pandeminin bu kadar sert vuracağını ben zaten düşünmüyorum. Vurması üzerinden biraz daha konuşmaya çalışıyoruz ama. Ama mesela bir şey daha ekleyeyim. Pardon Ali. Ofis metrekareleri değişebilir yani. Yani biz de mesela şeyi tartışabiliriz yani bir gün gidip bir gün gitmeme ya da bir gün hep beraber gidip işte bir gün gitmeme yani başka türlü bir evet. Daha esnek bir model üzerinde tartışabiliriz. Öyle olacak herhalde pratikte de. Ben evet. Bile eski kapalı biri olarak hani bundan birkaç ay önce sorsaydınız canım ne gerek var işte her gün herkes gelsin falan filandan. Şimdi bunun olabildiğini gördük ama doğrusu herhalde biraz sosyalleşme anlamında da katılıyorum sizlere. Hibrit bir çözüm olacak herhalde. Birkaç gün öyle birkaç gün işte evde filan diye bir araya yani gelmek. O zaman şunu söyleyebiliriz yani ofis stoğunun başka bir şeye dönüşmesinden ziyade ofis üretimi biraz yavaşlayacak ya da bir süre duracak. Çünkü ofis stoğu daha az metrekarelerle kullanılmaya başlayacak olabilir. Yani metrekarelerin küçülmesi. Değil mi Mucib? Yarı yarıya. Ama bir yandan da sosyal mesafeyi arttırman gerekiyor. Çok da mümkün olmayacak sosyal mesafe. Ya işte o coworkingler yeniden organize olabilir bu süreçte. Başka türlü şeyler olabilir ama ben yaratıcılığın da iletişimle arttığını düşündüğüm için hani iletişimi kesmemek her zaman benim tercihim yani. Evet. Başka soru var mı Berna? Selcan Hanım'ın bir görüşü vardı. Onu da okumak istiyorum. Erdoğan Bey'e katılıyorum diyor. İnsanın zaman, mekan ve dil boyutları ciddi oranda sarsıldı. Uzaktan çalışıyoruz, uzaktan iletişiyoruz. Müzeleri dijital ortamlarda geziyoruz. Virtual reality hayatımıza çok hızlanarak girecek. Deneyimi yeniden tarifleyeceğiz ve tarifliyoruz. Bu hem heyecanlı, potansiyeli açısından da biraz da korkutucu demiş. Evet. Fatma Hanım'ın bir sorusu var. Virtual reality'ye geçerken mutlaka klasikler olmayacak mıdır? İlk fırsatta Beyoğlu'na sinemaya hatta ofise gitmeyi bekliyorum. Mimarlık bana asıl bu aşamada el verirse harika olurdu demiş. Mükemmel bir yorum. Evet yani biraz önceki işte beraber olursak daha yaratıcı olabileceği argümanının için yani ben yakın görüyorum bu yorumu. Ya insanların biraz başka türlü alışkanlıklarını sürdürmeye ve kendilerini daha bu kente ait hissetmeye ilerini sağlayacak şeylere ihtiyacı var. Yani otur evden gerçekten olmuyor. Hani böyle düşününce gerçekten insanın Beyoğlu'na çıkıp bir sinemaya gitmeye ihtiyacı var. Mimarlar arkanızda Fatoş hani ama umarım hani ekonomi de bu imgeleri silmeme konusunda biraz daha istekli olur önümüzdeki yıllarda. Biraz da ama zannediyorum insanların doğduğu çağ ve ihtiyaçlar ona göre belirleniyor. Yani bizler işte Beyoğlu'nda ya da işte Ankara'da, İstanbul'da o kültürle yetişmişsek işte sinemalara gidip, tiyatrolara gidip veya satın alma alışkanlıklarımız bile işte hep mağazalardan ya da dükkanlardan birebir yapmış insanlar. Şimdi yeni nesil İşte bu Z kuşağı falan belki de öyle bir şeyi bilmeyecek. Çünkü her şeyi zaten internet üzerinden yaptığı için öyle bir ihtiyaç yok. Biz evvelden sokakta işte top oynamaya bayılırdık. Küçükken belki herkes için. Şimdi herkes FIFA oynuyor evinden çıkmadan. Yani dolayısıyla insanlar yetişmiş oldukları çağın kültürüyle de yoğrularak geliyor. Ona göre de ihtiyaçlar ve çözümler belirleniyor diye düşünüyorum biraz da. Tabii ama en azından hani biz yaşadığımız sürece en azından biz, bu nesiller hani
kendi bağlı olduğumuz şey yani şuna, şöyle anladığım için böyle söylüyorum. Bir sonraki neslin başka şeyleri olacak. Kendine ait hissettiği aynen. şeyler olacak. Onlar da onu aynen. korusunlar. Biz şimdilik evet. en azından Beyoğlu'nu korumaya devam edebiliriz yani. İşte bu sanıyorum değişim son... öyle devam ediyor. Ege Acar'ın bir sorusu var. Merhabalar, sizce Smart Cities, akıllı şehirler önerileri yerini pandemiye hazırlıklı şehirler tipolojisine bırakır mı diyor. Bu gerçekleşirse yeni lüks, pandemiye hazır şehirlerde, bölgelerde yaşamak mı olur? Bu gerçekleşirse yeni bir toplumsal tabakadan söz edilebilir mi? Herkese selamlar. Vallahi Ege, çok güzel bir soru. Teşekkür ederim. Evet, yani bu aslında bir yandan da hani sonuçta sınıfsal bir problem her zaman devam edecek. Yani bunu görüyoruz. Yani şimdi de kent işte sınıfsal olarak da ayrılıyor. Yani şu anda da yani mesela işte son dönemin işte popüler filmi Parazit'te de aslında tamamen konu mekanlar üzerinden sınıf farklılıkları, işte fakir aile, işte zengin aile, işte bunların arasındaki bu dörder karakterin çatışması üzerinden kurgulanmış durumda. Burada tabii esas mesele işte daha lüks, daha hijyenik, daha güzel olanla işte hijyenik olamayan, kentin daha kötü bir yerinde olan arasındaki çatışma filmin aslında konusu, ama söylediğine katılıyorum. Sonuçta bu bir korku meselesi. Yani pandeminin bizim üzerimizde yarattığı korkuyu düşündüğümde ben ilk günlerde gerçekten çok frustreydim. Yani çok korkuyordum ve hani hayatla kurduğum bağ yoğunlaşmıştı mimarlıktan daha çok. Dolayısıyla hani o gün işte insan hemen kendisine dönüyor. Yani daha iyi bir şekilde nasıl yaşayabilirim? Şimdi bazıları dediğin gibi eğer bu pandemi büyük bir krize dönüşürse ve buna hazır mekanlar oluşmaya başlarsa insanların gerçekten ilk yapacakları şeyin bunu satın almaya çalışmak olduğunu düşünebiliriz. Ve bunu satın alabilecek insan sayısının da fazla olmadığını şimdiden öngörebiliriz. Yani mevcut yerlerin standartlarını mı değiştirir yoksa yepyeni yerleşimler mi önerir pandemi sonucunda insanlar bilmiyorum ama insanları bu sınıfsal farklılıkları yine başka türlü bir şekilde tarif etmesini bekleyebiliriz yani. Ama yani smart cities, akıllı şehirler önerilerini pandemi yazın şehirler tipolojisine bırakmak zorunda değil yani. Başka yeni bir tipoloji. Yani evet, yani şöyle sonuçta her türlü şey, smart cities, ne cities olursa olsun aslında bir ekonomik model öneriyor düşünürsen. Dolayısıyla ekonomik model olarak smart cities'i bırakıp pandemi cities'i denebilir. Smart city de pandemi hazırlıklı bir şehir olabilir. Olabilir tabii. Ya da yeniden tanımlanabilir yani zaten. Smart City'den senle benim anladığım ve başkasının anladığı şey de aynı olmadı. Aynı şey olmadı kesin. Başka bir soru var mı Zerna? Evet, bu son soruyu alalım. Bu da ilginç bir soru. Kent dokusu içinde kamusal yaşantının değişeceğini az çok tahmin ediyoruz. Peki ya kentten kaçmak isteyenler için yeni bir kırsal da düşünülebilir mi? Teşekkürler Eves. Eves'e sevgiler. Vallahi sevgiler, Eves evet. Yani yeni bir kırsala hiç gerek yok. Kırsal olduğu gibi tümüyle bence kucaklayacaktır hepimizi. Yani kentten geriye göç olur mu kırsala? Bunu bilemiyorum. Olacak mı? Olabilir herhalde. Yani pandeminin ne kadar sert olduğuna bağlı kenti. Türk şehirleri için biraz zor. Çünkü bizim kırsalda ne üreteceğimiz, bütün ekonomik aktivite İstanbul'a yığılmış durumda Türkiye özelinde. Türkiye'nin kırsalına gitmek biraz zor gibi geliyor ama Avrupa kentlerinde bu nasıl olur bilemiyorum. Onlar tabii daha biraz daha yeşil olan olanları bize göre daha yüksek, daha rahat duruyorlar. Sen ne düşünüyorsun Yücük? Ya benim aklıma şey geldi yani çok bence hoş tabii soru. Kimden duyduğumu hatırlamadığım bir bilgi geldi. İşte belki de eşimden, Özge'den duymuş olabilirim. Köy tanımıyla ilgili yani artık çöp üreten bir yerin köy olmadığına dair bir tanım. Düşünürsek artık zaten kentleşme dünyada %50, bizde bildiğim kadarıyla %65'lerde. Ama zaten çöp üretmeyen bir yerleşim kaldığını düşünmüyorum. Dolayısıyla bizim kırdan anladığımız şeyin tarifinin de yeniden kurgulanması gerekiyor. O yüzden o konuda hevese katılıyorum. Yani yeni bir hizmet altyapısının kırda da kurulması gerekiyor. Mevcutta hani insanlar kıra gidiyorlar ve kentteki konforlarıyla beraber kırı dönüştürmeye ve aslında bir yandan da kirletmeye devam ediyorlar. Biz bunun işte çöpünün toplanması, suyunun götürülmesi, kanalizasyonun yapılması konular gibi konularda biraz düşünmemiz gerekiyor. Bu yapılsın diye demiyorum. Yani kırı kent haline getirmek
gibi evet, bir yeni bir kırsa açığından bahsetmiyorum ama yeni kırın tarifini yapmak da önemli çünkü insanların kentteki yani zaten tersine bir göçten söz edeceksek eğer önümüzdeki günlerde insanların buraya gelme sebepleri olan şeyleri değiştirmemiz gerekir. Yani insanlar buraya işte hijyene, işte ne bileyim sosyal altyapıya, infrastruktura, sanata, kültüre ulaşmak için geldilerse Yenikır'da da bunları talep edeceklerdir. Ve talep ettikleri yerde insanlar biraz vandallaşabiliyorlar. Bunun önünü kesecek altyapıyı mutlaka kırsal hayat için önden düşünmek gerekir. Ama o zaman işte kırsala gitmiş olmuyor tam olarak yani. Evet, işte yeni kırsal nedir gibi bir o zaman... Sen belki de haklı yani yeni kırsal olmayabilir. Evet yani başka tip bir altyapı gerekecek. Başka bir tip, evet. Kentle kırsal arasında başka bir yer. Evet, ama bunun yani görüyoruz etrafımızda. Ben mesela hala bazı toplantılara gidiyorum. Toplantılarda bakıyorum işte Kocaeli'nde arsalar çok ucuzmuş. İşte oraya gidelim bir ev yapalım tartışmaları falan sürekli dönüyor yani. Bu aslında evet. Çok relevant yani çok bağlantılı bir soru. İnsanlar gerçekten kaçmaya çalışıyorlar ama ben o insanların hiçbirisinin evlerindeki konforu oraya taşımaktan vazgeçeceklerini zannetmiyorum. Yani biz işte 30 evet. metrekarelik bir evde yaşayalım. Evet, bu şekilde tabii. Mutlu olalım gibi bir şeye gideceğini zannetmiyorum. Son bir soru var. Onu da kırmadan almak istiyorum çünkü son geldi. Yaratıcı endüstrilerde aynı ortamda çalışmak farklı fikirlerin ortaya çıkmasına sebep oluyor. Ancak sunum yapmak için müşteriyle buluşma zorunluluğu artık kalktı diyebilir miyiz? Ya işte keşke diyebilsek yani ben ümitle bu süreçte bütün müşterilerimizden ya bunu sanal yapalım diye bir öneri bekledim. Gerçekten hiçbirisinden gelmedi. Yani salı mimarlık günü, sunum da sanal mı olurmuş canım benim? Ya salı günü ben yine özel izinle Kocaeli'ne gideceğim ve bir sunum yapacağım orada. Yani hani açıkçası kimseden de gelmedi böyle bir teklif. Keşke gelse çünkü ben hani sunum meselesinin gerçekten bu ortamda yapılabileceğini düşünüyorum. Şey tespitine de katılarak yani yaratıcılığı birlikte olmanın arttırdığı tespitine katılarak ama zaten yaratıcılığımızın bittiği ve artık donduğu mediumları gerçekten artık bir sanal ortamda konuşabiliriz, görüşebiliriz gibi. Yani buradan o zaman müşterilere de bir çağrı yapmak istiyorum. Mümkünse bundan sonra gerçekten sunumlarımızı böyle yapsak iyi olur. Bir süre daha belki. Evet yani bir süre lazım buna alışması için herkesin. Peki çok teşekkür ediyorum ben sizlere, Erdoğan Bey size de ve tüm katılımcılara. Başka bir platformda görüşmek üzere diyorum. Çok teşekkürler. Ali Bey'e, Mucip Bey'e çok teşekkür ediyorum. Hakikaten çok bilgilendim ve beslendim. Umarım herkes için öyle olmuştur. Çok keyifli bir sohbetti. Çok teşekkür ederim. Biz de fırsat için teşekkür ederiz. Katkınız size. İçin de çok teşekkür ederiz. Yeniden görüşmek güzel. Üzere herkese. Berna çok teşekkürler. Rica ediyorum. Herkes evet. Sağlıkla kalsın. Hoşçakalın. Hoşçakalın. İyi günler.